Burada sesimizi çıkarmayacaklar da çıkaracağız. Ama iyi haberim var. Bütün güvenilir şeyler. Bak şunu söyleyeyim. Hadi bizim tarafın yani Millet İttifakı'nın yaptığı araştırmalarda Kemal Kılıçdaroğlu önde götürüyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın yaptığı araştırmalarda da Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan önde gösteriyorlar ama bir puan iki puan. Yani onlar düşünün bu kadar manipülasyon yapan yapılar. Erdoğan'ı bir puan iki puan önde gösteriyorlarsa gerçeğini düşünün. düşünün. Bu araştırmaların gerçeğini düşünün. Bizim elimizde yani özellikle İyi Parti'nin ve CHP'nin kendisi için yani dışarıya yayacağı değil çok ciddi e, araştırmalar var. En son İyi Parti çok büyük sayıda bir gruba araştırma yaptı. Yani 40 bin denekle yanlış hatırlıyorum 40 ya da 40 bin hatırlıyorsa yanlış hatırlamıyorsa şey yaptı Bunların hepsinde açık ara değil ucu ucuna onun da nedeni Muharrem İnce'ye giden ki Muharrem İnce'nin oyları da düşmeye başladı doğruya doğru. Ee, Kemal Bey hepsinde ee, önde. Senin e, hani e, gözlediğin, hissettiğin, tahmin ettiğin bütün bu anketlere ve e, yanı sıra sahaya As göre Muharrem İnce'nin oyu e, düşüyor. düşüyor. Yani Aslında sorun anketler... sonucu etkilemeyecek bir yere mi düşüyor? Nereye Oraya düşüyor? doğru ilerliyor. Anladım. Ama asıl sorun ben yine bunu her yerde söylüyorum sevgili Ayşe. Asıl sorun Kemal Bey'in önde götürüyor değil. Asıl sorun işte millet e, ittifakı e, seçmeninin insanının bu başarıya yürekten inanmıyor olması, korkuyor olması. Ben birazcık ona dikkat çekmek istiyorum. Bu korkuyu atalım üzerimizden bu seçimi yani ben de normalde temkinli bir insanım. Bak hala kazanacağız, olacak, yapacağız gibi şey. Çünkü politikacı değilim. Ve son dakikaya kadar temkinli davranıyorum. Ama şu da değilim. Yani kazanırsak ya vermeyecekler de ne yapacak? Burası bir demokratik ülke ise. Evet yani 21 yıllık süreçte bunun böyle aksini gösteren e, şeyler gördük. Ama günün sonunda Halkın, milletin sözünü dinlememek diye bir şey söz konusu bile olamak olamaz. Ve milletin sözünü söylediği yerde sandıktır. Ve o sandığa herkes saygı duyacak. Zaten işte heyecansız geçiyor mitingleri demesi. Yani Cumhur Erdoğan'ın mütemadiyen attığı laflar, ortaya attığı laflar, eleştirdiği şeylerden de şunu çok net anlıyorsun. Hakikaten Millet İttifakı iyi bir yerde gidiyor. E, asıl kendilerinin durumu öyle hiç de iyi Şimdi, değil. Oraya adım adım, hiç girmeyelim bence. Yok yok, yo, gireriz gireriz. Dökülüyor Ama adım adım gidelim. Adım adım gidelim. Şöyle gidelim. E, bakın, e, dediği gibi Şeyda Taluk'un saraya yakın, çok hani açık etmeseler de ne kadar yakın olduğunu biz biliyoruz. Saraya yakın şirketler bile artık... Hani bir puan, bir buçuk puan önde gösteriyorlar e, Kılıçdaroğlu'nu. E, şimdi gazete pencereden Nuray Babacan, Ankara'nın en e, sıkı diyeyim gazetecilerinden biridir. Maalesef televizyonlardan uzak duruyor ama gazete pencerede e, sürekli yazıyor ve ben çok e, açıkçası e, faydalanıyorum. E, Nuray Babacan son yazısında şöyle bir şeyden söz ediyor... Ee, Erdoğan'ın önüne konulan anketler e, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde de Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu gösteriyor hani zaten öyle değil miydi belediye başkanını aldılar e, başkanlığını aldılar ya demeyin e, belediye meclisi üyeliklerinde belediye meclisi seçimlerinde e, AKP ya da Cumhur İttifakı öndeydi biliyorsunuz Başkan ayrı o ayrıydı şimdi çok kritik iki kentdir, özellikle İstanbul ne demişti Erdoğan İstanbul'u alan Türkiye'de alır diyor ki Nuray Babacan anketlerin anket sıkıntısı Erdoğan'ı harekete geçiriyor geçirmek geçiriyor Daha doğrusu geçirmek üzere herhalde daha göremedik diyor ki bu AKP'nin B planı hazırlığı varmış ve orada da yanına e, önemli isimler alıp işte benim kadrom diyecekmiş. Fakat mesela e, Mehmet Şimşek'i Erdoğan kovalıyor, Mehmet Şimşek kaçıyor. Hani Somali'den falan çıkacak adamcağız karşımıza kaçarken herhalde e, nasıl olacak bilmiyorum ama büyük bir sıkıntı içinde olduğu belli. Öyle bir kadro yok. Zaten medyada bile fark edersen bir zamanlar AKP lehine yazan bir sürü insanın hadi isim vermeyeyim burada yavaş yavaş muhalefete geçtiğini işte Ekrem İmamoğlu'yla Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Meral Akşener'le böyle bir dost ahbaplık ilişkisi kurmaya çalıştığını onların lehinde yazılar yazmaya başladığını görüyoruz. Ama biz burayı işin hani dedikodu ve magazin kısmını bırakalım. Ama canım ben... bu magazin falan değil bir de Nuray Babacan Nuray'dan ha, bahsetmiyorum ben. Hayır benden. hayır anladım ama yani Nuray Babacan çok hassas bir noktadan bahsediyor. Ben tam da onu doğrulayacak bir şey söyleyeceğim. Veriye dönmek istiyorum. Yani benim hastalığımdır hmm. biliyorsun bilgi ve veri. Veri olmadan konuşmamak. Bir kere ilk kez oy kullanacak. Dedik ya bu seçimi kadınlar ve gençler kazanacak ama asıl kadınlar. Önce bir gençlerle ilgili bir şey, sayıyı paylaşayım. İlk kez oy kullanacak veya ikinci kez yani ve ikinci kez oy kullanacak yaş grubunda... AK Parti'nin oyu yüzde 18. Kimlerle yaparsanız yapın yüzde 18 de orada. Şimdi gelelim kadınlara. AK Parti'yi bugün AK Parti yapan, bu kadar büyümesinin yani bu kadar hala iktidarda kalmasının nedenlerinden biri de kadın seçmendir. Kadın seçmenin büyük bir çoğunluğu ev kadınıdır. Yani. Sen, ben yüzde iki gibi bir azınlıktayız. Aslında kadın nüfusu içerisinde iyi eğitimli, işte beyaz yakalı diyelim kendimize. Ee, esas yoğunluk ev kadınıdır. Ve bu ev kadınları için de şimdi haklarını da inkar etmeyelim. Çok şey yaptı AK Parti. Evinden çıkardı, sosyalizasyona Tabii. sağladı, bir para kazanmalarını sağladı. sağladı. Onlara bir e, kimlik verdi. Kimlik Ama bu kimliği çok verirken önemli. de... Hakikaten işlerini de gördü işte çocuğunun okulunu halletti kocasının işini halletti gibi gibi. Şimdi bu anlamda bir belirli bir süreye kadar zamana kadar bu yolculuk başarıyla başarılıydı. Fakat artık o kadınların önemli bir bölümü zaten kopan e, grubun yani Ak Partiden kopan grubun önemli bir bölümü kadın seçmen ve bu kadın seçmen de orta ve alt gelir grubuna sahip kentlerin çeperlerinde yaşayan ya da kırsalda yaşayan kadınlar. Şimdi bu kadınların ciddi bir bölümü yani büyük kentlerde yaşayan Mansur Aks, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sayesinde orada gördüğü hizmet yani iktidarın onlara söylediğinin tersine işte yardımları kesilmedi. Her iki belediye başkanı da onlara başörtüsüne karışmadı, başörtülüyü de işe aldı. Yani bütün o prova, kötü propagandasının tersi olduğunu gördüler. E, Mansur Yavaş'ın e, yönetiminde ve Ekrem İmamoğlu'nda. Bu nedenle bir grup kadın, bu seçme, yani bu grup AK Parti'den kopan kadın CHP'ye geçti. Aslında CHP seçmeni tırnak içerisinde olmayacak kadınlar bir grubu İyi Parti'ye geçti çok az diğer şeylerde işte Saadet Partisi falan onların küçük bir kurba da kararsız da duruyor şu anda. Büyük bir ihtimalle millet ve ittifakına doğru da ilerliyor. Bir Ufak dakika. bir şey geri döndü AK bir dakika, ama, bir parantez bak. açalım. Büyük bir ihtimalle işte e, memleket e, pardon millet ittifakına e, Ar yönelecek diyorsun ya. Nasıl bir motivasyonla neyle e, şu anda e, mesela bunlardan kadınlar... bir, şu anda bir kere Millet İttifakı'nın bileşenleri e, aslında İyi Parti ve CHP sizin gördüğünüz reklamlar dışında sahada sokakta ciddi bir iletişim yolculuğuna ya da kapı siyaseti dediğimiz şeye başladı. Burada da bir hoşunuza gidecek bir şeyden bahsetmek istiyorum. İzmir ve İstanbul'da seçime doğru kol kola diye bir gönüllü grup aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başarısında rolü olan bir grup kadın diyelim ve az sayıda erkek ağırlıklı kadın, gönüllü partili değiller bu insanlar. İstanbul ve İzmir'de bu kapı siyasetini yapmaya başladılar. Yani hem ve bunu da partilerle birlikte yapıyorlar ve şunu yapıyorlar: bir cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy isterken. Diğer yandan da aslında böyle mini de bir tatlı rekabet var aralarında. Diğer yandan da ekibin içindeki partililer CHP'ye ya da e, İyi Parti'ye oy istemeye başladılar ve birbir bir, e, İzmir'de şu ana kadar sayıya bakayım 180 bin hane yani 500-600 bin kişiyi konuştular. Bu arada 180 bunlar bin hane neye girdiler? Bu daha da devam edecek sayısı. Aynı şekilde İstanbul'da da Önümüzdeki hafta başlıyor çalışmaları seçime doğru kol kola gönüllülerinin. Valla ee, İzmir'de e, 180 bin hane yaklaşık ne diyor dedin? 500-600 bin kişi. 500-600 bin kişi. Bu çok ciddi rakam. Ee, bu arada bir de bakın bu sefer çok bilimsel çalışıyor herkes. Yani hangi mahallelerde kime nasıl ne o, o isteme istediklerini biliyorlar. Ölçülebilir bir... Ee, araştırmayı da beraberinde yapıyorlar ee, ve bütün e, şeyler e, çalışmalar Millet İttifakı'nın işte